yolunda ölü olmanıza rağmen sizi yoktan var eden, dirilten Allah'ı inkar ediyorsunuz. Bakmaz mısınız siz neyden yaratıldınız? فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِنْ مَخُلِقٍ Neyden yaratıldınız? Hiç akıl etmez misiniz? Tarık suresinde ne diyor? فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِنْ مَخُلِقٍ İnsan neyden yaratıldığını bir baksın. خُلِقَ مِنْ مَاِنْ دَافِقٍ İnsandan çıkan tazikli bir sudan yarattı Allah. Meniden yarattı beni. Ondan sonra alaka, mudga, et parçası, kemik. تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ Yaratanların en güzel yaratan Allah, ne yücedir Allah diyor. Bakmaz mı insan neyden yaratıldığını, nasıl inkar ediyorsunuz, nasıl tekebbür ediyorsunuz Allah diyor. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُدُّمْ اَمْوَاتًا Değil mi? Siz ölürken size hayat veren. فَأَحْيَاكُمْ Size hayat veren. Siz hepiniz ölüyken size hayat verdi Allah. Dikkat edin. Sümme yumitukum. Tekrar da sizi öldürtecek. Öldürecek. Canınızı alacak. Dünyada yapmış olduğunuz amellerin karşılığını orada soracak. Dünyada amel var. Hesap yok. Orada hesap var. Amel yok. Dikkat edin. Sorguya çekileceksiniz Allah diyor. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ Tekrar sizi diriltecek hesap için. Ya İsrafil ilk üfürüşte herkes ölür. İkincisi de çekirgeler gibi insanlar çırılçıplak vaziyette kabirden çıkarlar. Mahşer anı. Hesap gel bakalım. Gel Mehmet oğlu Ahmet, Yusuf oğlu İlhan. Gel bakalım. Geldim ya Rabbi. Neden bana ortak koştun? Ha? İşte bu orada inkar edecek. Yapmadım etmedim ya Rabbi. İşte orada Allah ağzını mühürleyecek. Eller konuşacak. Ayaklar şahitlik edecek. Ya kaçış yok. Eynel mefer. Eynel mefer. Kaçış yok. La ilahe illallah. Kaçış yok. Kaçış yok. Thumme ileyhi turcaun. Ona döneceksiniz. Zaten dediğimiz gibi gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi gidişimiz de sorulmayacak. Bizi yoktan var eden Allah bizi öldürüp tekrar diriltmeye kadirdir Allah. Ondan dolayı Yüce Rabbimiz Tebareke ve Teala ve huve ala kulli şeyin kadir. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'en. O öyle bir Allah'tır ki, o öyle yüce ki, öyle azim Allah ki خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde ne varsa hepsini kendisi yarattı. Ve biliyorsunuz bize yarattı. Mahlukatları yarattı. Bu gösteriyor ki La ilahe illallah. İnsan en şerefli mahluktur. Çünkü وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ En güzel bir şey yaptık Allah diyor. Buna rağmen inkar yolunu seçiyor. O zaman madem ki Allah her şeyi bizim için yarattı, o zaman biz de ibadet için dünyaya geldik. Her şey insan için, insan da Allah için yaşar. Şimdi her şey para için. Paran varsa adamsın diyorlar değil mi? Yaratılışın gayesini unutturdular. Oysa وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak ve ancak bana kulluk etmeleri için yarattım Allah diyor. İşte هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ Her şeyi yarattıktan sonra arşın üzerine istiva etti. اِلَى السَّمَاءِ İstiva. Keyif? Nasıl? Allahu alem. İşte alimler arasında ihtilaf edilmiş bir mesele. Kimini Allah diyor mekanda münezzehtir, kimi işte her yerdedir. Kimi işte selef alimleri ayetleri zahiren alıp diyorlar ki biz Allah arşı istiva etti. Allah arşın üzerindedir. Ama nasıl bilmiyoruz. Zahiren onu alıyorlar. Bu şekilde alimler bunu bu şekilde açıklamışlardır.
Birçok ayet var. Ar-Rahmanu alel arş istiva. Değil mi? Arş rahmanı istiva etti. Diğer ayet diyorlar ki ve fis sema ilahu fil ardı ilahun. Tamam. O ayet diyorlar ki o ayete ve fis sema ilahun gökteki Allah ilahtır, yerdeki de ilah mabuttur diyorlar. İbadet edilmek için. Ve bu şekilde itiraf edilmiş alimlerdir. Evet. İşte ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Ondan sonra yedi semavat yaptı, onları yarattı. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. O her şeyi bilendir. İçindekiler ve dışındakiler ne varsa hepsini Allah hükmü altındadır. Meşiyeti altındadır. Kudreti altındadır. İradesi altındadır. O zaman madem ki bütün bunları kendisi yarattı, el haliku li hadihi el eşya huvel mustahakku lil ibade. Bu eşyaları yaratan kim ise ibadete hakkıyla layık olan Allah'tır. O da ondan başka kimse değildir, Rabbul alemindir. Ya Rab, ne yücesin, ne azimsin ya Rabbi. Rahmetinle bizleri affeyle ya Rabbi. Sana hakkıyla kulluk edemedik ya Rabbi. Senden başka Rabbimiz yoktur. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bizi rahmetinle affeyle ya Rabbi diyoruz. Bu şekilde bitirdik. Yarın ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câ'ilu fil ardı halife. Adem aleyhisselamdan bahsedeceğiz. İnşallah. Ve melekler Adem'e secde ettiler. İlle iblis. Şeytanla işte bu konulardan bahsedeceğiz inşallah. Hadi Allahu a'lem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe.